Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine kanalımda yeni bir video ile karşınızdayım. Tabii ki siz içeriğimi başlıktan ve kapaktan anlıyorsunuz. Evet arkadaşlar, bayağıdır adam akıllı video yükleyemiyorum. Normalde bir ara o kadar çok sarmıştım ki her gün video atıyordum. Ama artık o kadar çok atamıyorum tabii ki. Aslında planım en azından bir dönem boyunca her gün atabilmekti. Ama tabii ki sapasardı. Evet arkadaşlar, bugün gerçekten bu düzen artık baştan saçmaladığım için devam ettirmeye çalışacağım. Yani en azından haftada 1-2 tane video atmış olayım diye. Böyle Remo'da saçlar çok bozulmuş gözüküyor. Bunu sonra videodan sonra düzelteceğim. Evet arkadaşlar, bugün uzun süredir açmak isteyip açamadığım oyuncakların hepsini yanıma aldım. Ve bugün hepsini çekeceğim. Bugün yani bayağı bir video çekeceğim üst üste. Zaten böyle ışıktır, kameradır, şudur budur ayarlayınca buradan benim kalkasım gelmiyor. Yani bir şey çekip kalkınca böyle bir garip oluyor. Kenardan Sky Wishes'ı gördüm ve onun saçını düzelttim, böyle bir şey oldu. Evet, bu yüzden bugün uzundur açmak isteyip açamadım. Yani videosunu çekmeyi planlayıp açamadığım oyuncakları falan açacağım. İlk açacağım şey zaten bu. Çakma ürün serimden son çakma ürünüm. Bir daha çakma oyuncak açacağımı da zannetmiyorum. Burada da Zekman şeyini görüyorsunuz. Böyle yılbaşı da çok az kaldı. 1,5-2 hafta falan kaldı. Bu yüzden de çok heyecanlıyım. Ben yılbaşını çok severim. Yeni yılları da çok seviyorum. Ben gerçekten her yıl efsane geçiyor benim yılbaşlarım. Evet, gördüğünüz gibi burada bizim çakma ürünümüz önümüzde. Ürünün arkasında burada yine Elasperz'in çakma gizli notu var. Ama tabii ki bu not gözüküyor. Normalde gözükmemesi lazım. Onu gizli görmemiz lazım ama maalesef gözüküyor. Burada Elasperz'in 15 tane sürpriz çıkacağından bahsediyor. Geçen sefer çıkmış mıydı ya? Hatırlayamıyorum. Bir de bunları ben boys olanlar açtım. Boys olanlar bayağı komikti. Hatta onlar yanımda. Böyle iki tane yılana benzeyen, diğeri de böyle garip tipli olan bir erkek çıktı. Böyle bu paketten bir tane açmıştım. Bir tane de elimde kalmıştı açıkçası. Bir tanesini açmıştık. Crybaby ise çok benziyordu. Bu da Crybaby ise çok benziyor. Şimdi pakette öyle çok orijinal olmadığı için ve anormal böyle dikkatimizi çekecek bir şey yok. Diğer videomda zaten bunu çok fazla gördüm. Tanıttığım için. Bu yüzden sadece ambalajı ve içerikleri tanıtmak daha mantıklı şu anlık. Yani açıkçası video çeke çeke neyleri amaçımı kavramaya başladım. Burada yine bir tane çakma gizli not görüyoruz. Ama tabii ki biz bunu okuyabiliyoruz. Normalde buradaki casus gözüyle görecektik. Under wraps. Gördüğünüz gibi buradan çekti ama böyle bir durum tabii ki de yok. Biz bunu makasla kesiyoruz bu yüzden. Normalde cırt cırtından direktman açabiliyorduk ve çok da güzel oluyordu. Şimdi 15 tane sürpriz çıkacak dedi ama çıkacak mı çıkmayacak mı onu zaten göreceğiz az sonra. Böyle bebek mavisi bir tane Crybaby'sin kabına çok fazla benzeyen bir kap mevcut. Tabii Crybaby'sen daha ufak. Zaten burada Rainbow Dash'ı hemen kıyaslayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Rainbow Dash'ın boyuna çok yakın. Hatta şuradaki şişkinlik olmasa direkt ben Rainbow Dash'ın boyuna çok eşit bir uzunlukta. Böyle bir rengi var ve direkt ben Crybaby'sin biberon şekline sahip. Ki bence bu çok saçma ama imitasyon ürünü sonuçta. Şuradan da gördüğünüz üzere burada bir tane nasıl desem fotoğrafın şeyini görüyoruz. Çünkü bunu böyle sanki kapı varmış da bunu açacakmışız gibi duvar örülü içinde. Buradan açınca direkt pembe saçlı bir şey çıktı. Bebeğimizin ten rengi tabii ki efsane. Bunu çok bunu beğenmedim. Neden? Göz baskısı bana çok garip geldi. Öncekinin göz baskısı daha böyle düzgün gibiydi. Yani ağzı da çok garip. Bunun ağzının hatta içi ay bir şeyler demedim arkadaşlar. İçi böyle içine plastik girmiş gibi. Bunu böyle birazcık ittireyim, açmaya çalışayım. Evet, birazcık düzeldi gibi ama. Bir saniye.
Ya da boya fırçam var mı benim burada? Boya fırçam var mı benim? Bakayım. Görünürde. Sığar mı sığmaz tabii ki. Değil. Neyse tamam. Ağzı böyle kalabilir. Sonuçta birazcık delik açıldı. Zaten bunun şey olmadığını biliyoruz. Suyu içip püskürtmesi bayağı bir dandik. Kafası zaten çıkınca geri sokamıyoruz. Ten rengi sarı. Ve kafasının rengi de beyaz. Burasında böyle bir delik var. Diğerinde de var. Neden? Boyasını da şuralarda atmış olduğunuz... Burada delik var. İşemesi için ama bu gerçekten o kadar sert bir plastik ki. Hani siz bunu işletiremezsiniz. Böyle sıkma imkanınız yok. Yani kafasından sıksanız da zaten ağzından akacak. Alttan akmayacak. Sadece görsel açısından sizi tatmin etsin diye büyük ihtimalle. Buradaki deliklerden çıkıyor mu? Ben çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü burası birazcık kapalı gibi. Yani plastik oradan birazcık gözüküyor. Böyle saçları var gerçekten. Bunların kolları da çok çabuk çıkıyor. Gördüğünüz gibi direktmen böyle çıkıyor. Yani sağlıklı değil lütfen. Gerçekten. Ben bunu kaç ay önce aldım ve tanıtmayı unuttum. Yani evet zaman bulamadım. Başka şeyleri zaman ayırdım. Ve geri takamıyorum. Neden yapamadım? Gerçekten zor anladınız mı yani? Kim bunu aldığında bunu uğraşmak ister ki? Ve hala sağlam olmadı fark ettiyseniz. Üstten bir sıkıntı var. Ben bunu düzelttim. Evet böyle garip gözler olan bir şey. Ve kaşları gerçekten kötü duruyor. Yani özleri çok güzel. Özleri bayağı güzel yani. Çakma sonun yanında bayağı bir şey duruyor. Paketimizin içerisinden casus gözlüğü çıktı ama bu bizim hiçbir şeyimize yaramayacak. Böyle mesafe daha şey görmenize yarıyor. Zaten orada kodlarda lacivert renk falan filan. Ama burada gördüğünüz gibi işte burada kodlar diyor ve bunlar çıkartma. Bunu da çıkartmaması lazım hatta. Burada işte karakterle alakalı sözde kod var. Burada işte normalde orijinalinde bunu alıyorsunuz. Bebeğiniz hakkında hangi karakterci böyle özellikleri olduğunu haberiniz oluyor. Şöyle okuttuğunuzda. Ama burada tabii ki öyle bir durum yok. Buradaki her şey apaçık ortada. Burada da başka kodlar var. Bunlar da tabii ki alıyorsunuz casus gözlüğünüzü. Böyle bakıyorsunuz ama buna gerek yok. Çünkü burada her şey gözüküyor. Şimdilik 1, 2... 3 şey çıktı. Burada böyle bir tane duvar tarzı örülü bir sticker var. Bu bayağı kötü bir durum. Çünkü bu bildiğiniz şey yani. Bir de burada hangi karakter çıktığına dair böyle bir tane bebek üstüne de soru işareti. Burada da bir tane duvar üstüne soru işareti bir şeyler var ama tabii ki de hiçbir şey yaramıyor. Bunu nasıl açacağım? Direkt ben buradan. Evet zaten her şey buradan çıktı. Ne garip bir şey. Uzaklar daha şöyle çırpatıyor. Bu ne yani? Bir tane elbisemiz çıktı bu şekilde. Buradan zaten uzaklar böyle yırtık. Ve bunun rengi hoşuma gitti. Ama Polly Pocket'ın kıyafetlerine çok benzetmiş şu an. Üstünde böyle yeşil bir şeyler var. Ne olduğunu hiçbir şekilde algılayamadım. Sanırım desen olsun diye falan mı? Aa yok. Kuru kafaya benzer bir şey gördüm evet. Ama gerçekten belli bile olmuyor. Yani değişik bir elbise. Enteresan. Bilemedim. Bunu beğenmedim. Biberon olarak güzel renkte bir şey çıktı. Böyle üstü açık yeşil, fıstıklı yeşili. Fıstık mı? Fıstık yeşili. Ay çok hastayım. Ve altı da toz pembe. Ama biberonumuzun üstü yamuk. Ve bunu düzeltme imkanımız yok sanırım. Bayağı sert plastik bu şekilde. Böyle bir şey. Karakterimiz zaten pembe saçlı ama bilemiyorum açıkçası. Yamuk olmasından tabii ki de puan kıracağız. Ya her türlü puan kıracağız çünkü bu imitasyon ürün. Şimdi ayakkabılara göz gezdirelim. Ayakkabılar elbiseyle aynı renkte. Hatta bunlar bir bot.
biraz böyle şeyler var. Saçma gerçekten yani. Bunları böyle bir kalıba koyup hemen böyle parmakla çekiyorlarmış gibi falan hissetmeye başladım. Çünkü gerçekten buraları çıkık hep böyle. Yani botlar aynı. Yeşil herhangi bir desen yok elbisedeki gibi. Evet böyle. Elbiseyle takım. En azından uyumlu bir şey çıktı. Çünkü normalde hiç uyumlu bir kıyafet yapmıyorlar. Yani önceki videolarıma bakarsanız gerçekten çok alakasız şeyler çıkıyor. Ve gözlük. Önceki videomda baktığım karakterde de bu gözlükten çıkmıştı. Yani iki tane keser gözlüğümüz oldu. Bir tek bebekte çok komik duruyor. Şimdi size göstereceğim. Kıyafetlerini göstereceğim. Bu arada sıcak su testi yapmayı planlamıyorum. Ya da soğuk su testi. Çünkü olmuyor. Evet böyle bir bebeğimiz oldu. Şimdi göstermem aşağı ayakları giyeceğim. Ne kadar kısa bir video oldu değil mi? Önceden çok uzun olurdu. Sanırım ilk kez tanıttığım için daha böyle bir detaylı gidiyordum. Ten rengi, rengi epey kötü. Böyle yakında monster videoları çekeceğim. Bayağı da çekmedim. Kaç ay oldu? Bir yıl olmuş olması lazım. Bir yıl değil. Bir yıl olabilir. Kıyafet neden giydiremiyorum? Bu şeker kız kendiye falan dönüşecek az sonra. Saçları da sarı olaydı. Evet. Ya bende bir sorun var ya da üründe. Oldu. Bakın. Evet. Evet bebeğiz bu şekilde. Açıkçası kostümü daha uyumlu olduğu için en iyi açtım. Çakma bebek falan ama tabii ki her zaman böyle güzel denk gelemiyor maalesef. Elini tutturamıyorum. Ve tavsiye hiçbir şekilde etmiyorum. Yani güzel dediğime de bakmayın. Sadece gerçekten o kadar kötü ürünler çıkıyor ki hani. Böyle bir şeyin çıkması bazen garip geliyor sence, o yüzden söylüyorum. Çünkü gerçekten katlanılamayacak durumda şeyler çıkıyor. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bir bebişimiz oldu. Ama tabii ki de orijinali her zamankinden çok iyidir. O yüzden lütfen para biriktirin. Orijinalini almaya çalışın. Biliyorum dolar da arttı şu an. Hatta 20'ye doğru yol alıyoruz. Artık yurt dışına gitmek çok zor oluyor ki ben gideceğim. Yakında ve nasıl yemek yiyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Yani yurt dışında dolar kuruyla bir şeyler alacağımız için. Evet harika bir durum daha. Evet burada bayağı bir özenleştim. Özenleştim şeyleri falan var. Hatta daha da böyle aksesuarım var. Burada sürpriz yumurtadan çıkan bir üründü. Böyle saklama kutusu gibi bir şey. Arkadaşlar o kadar çok aksesuar çıktı ki hani anlatamam. Burada bayağı bir şey var. Şimdi hepsini toplamaya çalışıyorum ki hepsini böyle detaylı gösterebilirim. Burada özenleştim. Çakma ürünün aksesuarları ve bir tane de işte Kay Bebis'in evi falan var. Kaç kaç story var ki elimde. Hatta bakın o gözlüğün pembesini buldum. Maşallah. Bu da gözlüğün daha açık renk olan tabii ki. Böyle yılbaşı şapkası falan da çıkmıştı. Burada da casus gözlükleri falan var. Helal boysun işte. Kıyafetleri, şunları bunları. Biberonlar. Bir sürü. Kıyafetler.
işte kaplar, şunlar, bunlar. Her şey burada. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarına da göz atabilirsiniz ve bunu unutma listeme ekleyeceğim. Eğer sürprizin işte sürpriz paketleridir, sürpriz yumurtasıdır. Açtığım tüm videolar orada arkadaşlar. Hemen bu videonun sonundan unutma listesine ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere ve şimdiden iyi yıllar.